sabahlar alınlar. Bugün tekrardan bir çekim günü olduğu için dedik ki yine mi vloglasak acaba diye. Çünkü geçen yaptığınız yorumları görünce aşırı mutlu olduk. Şimdi şöyle bir durum var. O yorumları içten mi yaptınız, sufle için mi yaptınız artık orasını bilemeyeceğim. Ama inşallah içten yaptınız. Ben sufle için yazardım. Ben de sufle için yazardım. Ben normalde de yazardım. Evet, şimdi biz bugün normalde Pendik tarafına gidecektik çekim yapmaya fakat nasip olmadı. Şimdi nereye gitsek diye inanın bilmiyoruz. Zaten geçen de hatırlıyorsanız bilmiyordum. Esma biliyordu. Bizim hep spontane gelişiyor. Çok hep ani. Ama her zaman aynen o şekilde ilerliyoruz. Bakalım bugün nereye gideceğiz? Bu arada bizim valizimiz yırtıldı. Şimdi tekrar valiz almaya gideceğiz. Belki birlikte gideriz valiz almaya. Ondan sonra Cima ne yapacağız Esma? Sonra yola koyulacağız işte. Ama tamam bu kadar. Başka bir şey söylemeyeceğim. O zaman ne diyelim? Şöyle yapalım. Onu çok sevdim. Tamam. Birlikte. Dur yani. Nereye gidelim? Buraya. Yok hayır. Valize mi gidelim? Bence valize gidelim. Valize gidelim. Hadi valize almaya gidiyoruz. 1, 2. Şimdi gidelim bakalım. Ama nereden alacağız onu da bilmiyorum. Şimdi gideceğiz. Ayakkabıcılar da oluyor değil mi? Bilmiyorum. Biz önceden buradaydık, şimdi üst kat çekmiş. Evet, biz buradaydık, bizim girişimiz biliyor musun? Artık şuradan giriliyor. Evet. Evet, çekiyorum. Ay çok utanıyorum. Gerildim. Abi burada yakından çekiyorsun. Orada var mıdır? Yok. Bence şurada bir dede diyorlar ya şu ileride. Bence orada vardır şu ileride bayağı. Bir şey söyleyebilir miyim? Okul torbaları ne kadar pahalı olmuş değil i̇şte mi? İşte biz iyi ki okul, ilk okuluz. Ciddi soruyorum. Söylüyorum yani 300 liraymış. Cidden 300 mü? Evet. Ama benim zamanımda da o kadardı sanki. Bizim zaman, benim zamanım yok, yalnız. Yok, sen orijinal aldın. Evet, orijinaldi. Biraz önden git, ben çok şey duruyorum. Gireceksin. Ben gireyim. Evet, ben bir sporun meşhur çantasından bahsetmek istiyorum. Şimdi ben 4 sene boyunca bir tane çantam vardı. Şu Decathlon çantaları var ya ama... Ya aşırım ben onu. Çok seviyorum o çantamı. Biraz sallanıyor. Evet, hatta devam et. Hatta arkadaşlara falan artık şey ameliyatla çıkaracağız çantam deyip bana grisini aldılar. 2 sene de onu kullandım. O da nerede bilmiyorum. Ben yine grisini takıyorum. Sultan'ın bir çantası vardı. Sanırsınız her gün yeni almış. O kadar düzenli bakıyordu ki. Yaşıyor mu o çanta? Evet, hala kullanıyorum. Ne zamana kadar? Gittiği yere kadar. Gittiği yere kadar. Ama çok kısmını ben de kapatalım mı utandım? Utanı çok şeker alıyor. Çarşaflı değil ama çarşaflı değil mi? Dede burada işte. Burada, buradan alacağız. Hemen gidelim. Hangisi? Dede. Şunlar. Öyle bir şey düşünüyoruz da şu bak, ikincisi çok mi? Rahat. İkincisi mi iyi sence? Tabii canım, bu renk daha güzel. Şey, bunun fiyatını öğrenebilir miyim? 1500. Ay çok güzelim. Aşağı indir. Ben beğendim. Ama o daha şeydir. Sen benim tüyümü yerimi çekiyorsun. Hayır şey kardeşim. Utandım biraz. Ama o çok büyük. Bu iyi değil mi? Bence o iyi. Tamam, bu iyi. Bunu alıyoruz. Pazarlık. Ben yapamam. Of ya, niye? Çok eğlenceli olurdu. Asla yapamam. Ne ya? Onu ayarlamamız lazım. Bebeğim, şimdi nereye gidiyorduk? Atıştırmalık almaya gidecektik. Evet. Yoğuk. Evet. Aa, güneş vurdu, çok tatlı oldu. Şey. Utanıyor musun? Evet. Cemizler hakkında. Cemizler hakkında konuşalım, çok mantıklı bir şey. Ve karar verdik, Fethane'ye gidiyoruz. Fethane'de ne var? Ne var? Mesane. Tamamen yine Esma'nın dediği yere gidiyoruz aslında. Esma'nın dediği yer ise güzeldir. Ama sen düzgün dur bak, ben çekemiyorum hem yürüyüşe bir şey yapamayacağım. Hangi sokaktan giriyoruz? Aa, burası. Merhaba kedi mi? Kedi merhaba. Bunun gözünde bir şey var. Bakayım bir gözüne. Oyun mu oynuyorsun Zane? Sen oyun mu oynuyorsun teyzeciğim? Oyun mu oynuyorsun? Renkli mi yoksa bir sorun mu var? Ben kedisi. Kankamı çekiyor. Aa, doğru, sen de banlıydın. Manketleri... Gel şuradan sürmemiz lazım. İlk günden kıracak. Bu arada camdan... Söylerim. Tamam, alalım. Operatif şeyler. Al. Tamam.
sandım ama şu an şak diye de telefonu çıkardım. Biz paylaşırız. Kek aldık. Bunu aldık. Aparatif çekimlerdi. Çünkü biz market bulamıyoruz. Çok zorlanıyoruz market bulurken. O yüzden aslında bunları aldık. Aslında zorlanmaktan değil. Hepimiz çekimde çok yorulduğumuz için. Hiç kimse markete gitmiyor. Evet. Öyle. Çok güzel. Ben bunu çok seviyorum. Mesela ben bunu çok severim. Ama Tolga Kafe ileride bayağı değil mi? Vardı, orada sahilden başka bir şey yok. Yüzden... Bu da bayağı ileride bildiğim kadarıyla. Yok, azıcık ileride. Ha, tamam. Ben, bana azıcıksa sana hiç ileride değil. Aynen, bence, bence de sana azıcık. Konuşamıyorum saniye. Çok hızlı yürüyorsun. Arkadaşım sen... Nasıl kimin... oluyormuş az önce, evet. Az önce nasıl oluyormuş? Benim yavaş yürümen. Aa, bize böyle bir yapma gibi ters ters dur. Arkadaşlar bugün işlerimiz hiç rast gitmiyor. Neden biliyor musunuz? Ne oldu? Çünkü ben gitmişim. Beyaz ayakkabımı giymemişim. Evet, sen renkli giymişsin. Ve bir de bu olmamalıydı yani. Üzüldüm şu an. Gideceğimiz yere de gidemedik. Gitmek istediğimiz ikinci yere de gidemedik. Bugün bir şanssızlıklar oldu. Olsun. Devam edelim. İnşallah güzel olabilir. Bugün cuma. Mübarek gün. Gel otur biraz. Aynen, bir sohbet edelim. Bugün mübarek gün. Öyle demeyelim. Şimdi inşallah güzel bitecek. Öyle diyelim. Ben oturdum vallahi. Çok da güzel. Ben de otururum da şu an. Böyle kötü enerjiyi burada çekiyor. Burada bir drive'ime selamlar. Valla inşallah bir şey olmaz ya, yorumlar. Bir şey olmaz. Şey. Olursa da Sümeyden keseriz. Canı sağ olsun der. Yani bana öyle der ama. Tamam. Sinirlense kızabilir. Tamam. Çok evet. Güzel manzaramız var. Ben burada saatlerce oturabilirim. Ama. Ben oturamam. Yanar çünkü. Yüzüm yanar. Zaten esmerim. Daha çok esmer olur. Zaten yolda gene çok yavaş geldiniz siz. Ben hızlı yürüyemiyorum. Siz biraz sohbet ettiniz. Orada bir temizlikçi abimiz var. Bana dedi ki, valizi içeriye koymayın dedi. Niye abi dedim. Dedi ki, valizi içeriye koymanız doğru değil. Abi peçeteleri mi çalacağız yani? Ne yapabilirim? Sonra adama dedim ki, abi ben gireyim ya dedim. Girdim, çıktım. Adama da çıkarken öpüyorum. Okey? Adam öpüyor. Burayı sevmedim. Ücretli tuvaletleri sevmiyorum. Tolga Kafe'ninki vardı aslında. Ne yapacağım? Kafeye gideceğim. Ne yapacağım? Kanka Tolga Kafe'ye sürekli gidiyoruz zaten. Hayır. Oraya tuvaletini kullanmamız için orada bir şey çıkmamız lazım. Tamam ama zaten yemeği burada yemeyecek miyiz? Bir kere mi kıyafet değiştiriyoruz? Tamam ama jest yapsınlar o kadarcık. Bu arada bir şey diyeceğim. Şuradaki okul acaba benim... Sen yürürken nasıl yere düştün? Çok çekemedim. Komik düştüm ya. Arkadaşlar şöyle bir şey oldu. Bu ayaktaydı. Ben video çekiyordum Esma ile beraber. Hapşırdı mı şu an bu halde? Ayağım takıldı. Duyayı kaldırır mısın? Ay çok komikti. Çok iyiydi. Şimdi ben sizi yakın çekim alacağım. Bir dakika. Önce konuşalım. Sultanbaş Afgan giyeceğim. O Medine ipeği miydi? Evet, Medine ipeği. İşte bakın, bu koyuyoruz böyle. Süper soft krep. Bu neymiş? Mesela. Esma'cığım sen zaten giydin değil mi? Bakın. İşte sen zaten giydin. Kaliteli bir kumaş değil mi? Ama bu başka bir şey. Bunu da giymemiz lazım. Amine. Tamam. Giyiniriz teyzeciğim. Bunu da giyiniriz. Burada. Ana! Aaa! Neyi unuttun? Bir tane bir şey getirdim ben Emine abadan. Ne getirdin? Bir şey verdi bana, bilmiyorum. Hiç açmadım. Dedim sürpriz olsun. Allah'cığım. Ay poşetimiz gidiyor. Poşet. Bize pasta vermedi. Bize pasta vermedi. Arkadaşlar ne oldu biliyor musunuz? Şurada... Doğum günü yaptılar, tamam mı? Doğum günü yaparken de yanımızda iki tane çift var. Onlara pasta verdiler. Galiba pasta fazla kaldı diye. Ama bana vermediler. Bana da vermediler. Keşke ki ben pastayı çok severim. Neyse ben sana pasta alırım, sen izmeyeceksin. Gerçekten. Ay seni yerim ya. Şey. Ay, alıyor cidden bana ya. Köpek gibi hissediyorum. Şey öyle yani. Keşke bana da pasta verseydin ablacığım. Vallahi. Sen normalde pasta yemezsin bu arada. Bilmiyorum, canım çekti bir anda. Aslında belki de canım da çekti, bilmiyorum. Şu an bence öylesine diyorsun. Üzülmek için kesmeyen arada. Ay çok güzel İnan çıkıyorsunuz. Bir pasta alır mısın? Meloş bir tek pasta. Soracaktım. Bugün bence güzel geçti. Bu arada kesin, bu yeni valizimiz çok iyi oldu. Gerçekten çok farklı başladık arkadaşlar. Hadi bir anlatalım. Şimdi birincisi... Evet, şimdi çıkmıyorum. Birincisi, talihsizlikler valizimiz yoktu. Sabah valiz aldık.
Daha sonra gidecektik. Fesaneye gidecektik. Fesane restorasyon. Sen şu an çok karnım ağrıyor. Ben konuşayım. Fesaneye gidecektik. Restorasyon varmış. Alo. Aleykümselam yavrum. Ara. Konuşmamız yarıda kaldı. Evet. Ya mısır ipekleri kaldı. Mısır ipeklerini çekmem gerekiyor aslında. Fakat çok yoruldum. Evet. Esma da yoruldu. Evet. Biz bir yemek yiyelim arkadaşlar. Evet. Şimdi ben yemek yerken de size çekelim mi? Evet. Biz bir yemek yiyelim. Ben bir şey söyleyecektim, unuttum. Evet dedim. Sen bu evetleri sayarsın. Bir evet, iki evet. Farkında mısın? Ben de böyle dedim. Evet falan. Bir de bir şey söyleyeceğim. Arkadaşlar, hanımlar, canlarım, ciğerlerim. Hepiniz hoş geldiniz. Sanırım konuşuyorum. İnşallah şey olmuyor. Evet, ben de bu arada cidden çok rahat konuşuyorum yani. Normalde böyle değilim. Bir tık daha. Ben normalde de çok samimimdir. Burada da samimiyim. Ben normalde konuştuklarıma dikkat ederim. Ben Allah konuşuyorum Allah'ın ya. Gerçekten mi? Ya valizimizi ilk günden bozmaz mısın lütfen? Benimle ablanı çalışacağım. Şeyden korkarsan başına gelir. Bak mesela bir şey olmayacak şu an. Evet. Biraz Emine ablanın dedikasını yapalım mı arkadaşlar? Evet, Emine yapalım. Emine ablanı tanıyor musunuz? Ben tanıyorum. Emine ablanın belli bir kitlesi var, biliyor musun? Şöyle görmek isteyen bir kitle. Evet, var. Ve şöyle bir şey var. Sipariş vermek isteyenler biz Emine Hanım'dan sipariş. Siz öyle deyince biz çok kırılıyoruz, biliyor musun? Özellikle ben kırılıyorum. Mesela neden benden sipariş vermiyorsunuz? Ben çok da güzel sipariş alıyorum yani. Değil mi? Evet. Silah tutuyorum ben. Şöyle bir durum var. Utandık biraz. Bir dakika. Evet, bize pasta vermeyen abla buydu. Pasta getirsin. İşte bizim sentimiz her zaman daha güzel. Neyse, Emine ablanın delikodusunu yapalım. Evet, yapalım. Hadi. Sen arkadaşlar, Emine ablacığımı ben çok severim. Biz hepimiz onu severim. Mesela ben bunu çok severim. Ne, birini diyorum. Şaka. Normalde ilk başlarda çekimlere kendisi de bizle geliyordu. Evet. Fakat artık inanın, bakın hiç, yani ben inanmayacaksınız belki ama cidden bizim vaktimiz yok. Cidden yani. Evet. Hani diyorsunuz ya, sayfayla ilgilenmiyorsunuz falan. Mübarek, ben burada çekim yaparken sayfayı nasıl bakıyorum? Hayır, ne ben... Olur? Büşra'ya bırakıyoruz. Evet. Emine abla bakıyor, yine yetişemiyoruz. Aralıksız ben 3 gün boyunca Meva Tesettür'ün mesajlarını bitiremedim. Yani evet, aralıksız. Değil mi? Ama işin komik tarafı da şu yani. Hani sadece fiyat sor. Evet. Hani bir konuşan bir daha konuşmuyor benimle. 3 günümün çöp olması. Aynen. Canın sağ olsun. Aynen. Bana şimdi diyecekler, o zaman fiyatını yaz. Oraya da bir değinmek istiyorum. Şimdi biz o gönderiyi yazdık. Söyle Emine ablanın gibi kızım. Başka bir biz o gönderiyi... Nasip olmadı ya. Aynen. Kadına kadar temiz ki. Biz o gönderiyi atıyoruz. Şimdi sen onun altına fiyat nedir yazınca benim keşfetimi açıyorsun. Ve keşfetimi açınca da ben de diyorum ki ey benim canım kardeşim, sen biraz yaz, ben sana bir alt alt yaz, sonra yazayım diyorum. Bu da ne yapalım? Sosyal medyadan çalışıyorsak bu tarz şeyler... Evet, ama taktiklerimiz işe yarıyor. Yaradı. Allah razı olsun. Genelde şey yazıyorlar. Ya bir fiyat yazacaksın falan. Ablacığım tamam ya. Hayır, bazen fiyat yazdığı halde, bakın şöyle bir şey de söyleyeyim. İki hikayede fiyat yazdığım halde fiyat nedir soran da var. Bak, böyle bir kesim de var. İnsanlar, canları çok sıkılmış, yorulmuş. Ama öyle olursa sohbet etmek isterseniz sohbet edebiliriz. Valla etmek ister miyim? Moralleri bozuk olunca mı? Evet. Tabii ki canım. Tabii ki. Biz öyle şeyleri açığız. Bir keresinde ne olmuştu biliyor musunuz? Çok üzülmüştüm. Anlatmayacağım ya da. Biri böyle çok zor durumdaydı. Yanlış ses kaydını bana atmıştı. Biraz ağlıyordu. Belki şu an izliyorsa umarım hayatın istediğin gibi olurdu. Ondan sonra umarım hayatın güzelleşmiştir. Ya hayır yani, gerçekten çok dua ettim. O gelişi tanımadım ama çok dua ettim yani. Ağlayarak ses kaydı atmıştı. Ay, sesi dinliyorum ama o kadar üzülüyorum ki. Dedim ki hani aslında yanlışlıkla attığını fark ettim. Silecek, silmek estağfurullah. Cevap vermeyecektim utanmasın diye. Sonra cevap verdim. Sonra biz onunla böyle bir yarım saat falan konuştuk. Böyle hizmetlerimiz de mevcut. Böyle şeyler de mevcut. Sonra gerçekten akşam varım dediğim gibi hayal ettiği hayatı yaşadık. Tamam, biz şimdi yemek yemeye gidelim o zaman. Bizler yemek yemeye geldik arkadaşlar. Şimdi biz en sevdiğim şeylerden biri köri. Aslında çok sevmiyorum. Böyle laf olsun diye çok sevdim dedim şu an ama. Yo, seviyorum lan. Şimdi yiyeceğiz. Ben 220 diyorum. Hadi canım, normalde biz hamburger yaptık ama burada yiyebileceğimiz bir yer yok. O yüzden buraya geldik. Ne kadar tuttuk? Yarış oynuyoruz. Ben diyorum ki... Ben 320 diyorum. 330. 340. Ben 320 diyorum. Çok sürekli. Sen bak ilk önce.
Tam dış sese ver. Aa, demek ki şeydeki fiyatlar geçerli değil, indirimli mi yani şu an? Kızım bence güzel bir gündü, güzel kapattık şu an. Bir çekim gününün sonuna daha geldik arkadaşlar. Umarım bir dahaki çekimlerde görüşmek üzere. O zaman es alalım. Bye bye.